Size yönelik şöyle sualler geliyor. Bunların bir kısmı mühendislerden. Hocan anlattığı bir deprem için geçerli diyor. İki deprem peş peşe vurunca dinamikler değişir mi? Sanmıyorum. Yani iki deprem, birinci depremde zaten çok büyük hasar oldu. İşte o yüzden birinci deprem hasarı yapıp ikinci deprem yıkar mı diyorlar. Tabii öyle durumlar var. Yani şu anda bir takım mühendis arkadaşlar esasen oralardalar. Onlarla devamlı haberleşiyoruz. Öyle durum var. Ama ne kadar bu bilemiyorum. Ama hiç değilse şu önemli. Can kaybı ikinci depremde çok az oldu. Çünkü insanlar girmediler korkudan. Ama girenler olmuş. Hani binası iyidir varsayımıyla. Ama bunların sayısının az olduğu tahmin ediliyor. Yani iki deprem bu yıkılıcılığı arttırmış olabilir mi? Yoksa zaten büyük bir ilk depremde yıkılmıştı bunların. Çünkü evet binayı mühendislik olarak tam yaptım. Biri vurdu. Sizin dediğiniz gibi kolaps olmadı ama büyük hasar gördü. İkinci de kolaps olabilir mi? Olabilir. Ve olduğu da söyleniyor gerçekten. Fakat bunların sayısına kadar bilemiyorum. Yani birinci depremde galiba çok fazla hasar esas oldu. Esas orada oldu zaten. Söylenen o. Tabii büyüklük farkı da var zaten. Ama bunların gerçekten istatistikleri şu anda sağlıklı olarak elimizde değil. Elimizde çok az sağlıklı bilgi var. Biraz tahmin çoğu. Ve farklı düşünceler var. Peki evet. Hocam şimdi bir şey herkesin merak ettiği. Zemin mi önemli, mühendislik mi önemli, depremin büyüklüğü veya şiddeti mi önemli? Şimdi bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Onu bir gösterebilir miyiz? Haluk'cum hazırda varsa eğer. Bir bina yıkılmış. Karşısında bir başka bina. İçindeki, altındaki züccaciye dükkanındaki tabak çanak kırılmamış. Var mı o fotoğraf elimize arkadaşlar? Gelecek şimdi inşallah. Şimdi şu alttaki, bakın bu bina sapasağlam. Bunun karşısındaki bina tamamen enkaz. Evet. Total collapse. Evet. Bu bina sağlam olmakta kalmıyor. Altındaki o dükkanın içindeki vitrinde duran tabaklar bile kırılmamış. Bu mümkün müdür? Mümkün tabii. Bakın bu depremde hasar görmeyen veya görmeyecek olan veya çok az hasar görecek bina tasarlamak mümkün. Mümkün. Ama yalnız tasarımla bitmez. İmalatı. Şimdi bakın aslına bakarsanız Türkiye'de inşaat işi o kadar hafife alınan, hem de nasıl? O kadar bilgisiz, ilgisiz insanların... Hocam ben yarın inşaat şirketi kurup ev yapabilirim. Gayet yaparsınız. İşte hep söyleniyor. 1999'dan beri bunu söylüyoruz. Almanya'da 30 bin müteahhit varken Türkiye'de 430 bin müteahhit var. Efendim bu kitapta yazdım. Ya 2020 itibariyle ki rakamlardır. 2019 yılında yetki belgesi verdi bakanlık. Fakat yetki belgesi yani hiçbir şey değil. Hani bir teknik bir gerekliliği falan ifade etmeyen. Hatta müteahhitleri sadece ticaret odasına üye olmakla evet, sorumlu tutan. Şerefiyet bu. 2019 yılındaki 450 bin tane müteahhit var. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ondan sonra 2019'da önemli bir şey yaptılar. Dediler ki aman kaç sene sonra düşünün yani depremden 20 sene sonra. Efendim nihayet Aralık 2019'da buraya başlık attım. Aralık 2019 müteahhitler nihayet sınıflandırıldı. Nasıl sınıflandırıldı? Ekspertizlerine göre, tecrübelerine göre, mali durumlarına göre, makine parkı durumuna vesaire vesaire. Gayet iyi bir şey. Ama tabii bu çok yeni. Düşünsenize bakın Aralık 2019. Ne demek yani 2020 deseniz işte 3 sene. 3 sene. 3 sene. Hocam bakın evet. Tam bununla ilgili. Şimdi Amerika'dan bir izleyicimiz atmış Hidayet Bey. Diyor ki Amerika'da bir eyaletin Alabama'ymış. Müteahhitlik lisansı için ders çalışıyorum diyor. Toplam 23 kitaptan sorumlu olarak müteahhitlik sınavına gireceğim. Aklınıza gelecek her şey. Bina yönetmeliği, statik, elektrik, mekanik, havalandırma ve tesisat konularında kitaplar okuyup bunlardan sınav olacağım. Bunların hepsi 50 bin dolar ve daha bir üzerindeki işleri yapmak için diyor. Olay budur işte. Artık bütün dünyada sertifikası olmayan hiçbir meslek yok neredeyse. Peki hocam bir şey daha merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de en büyük sektör biliyoruz ki özellikle AK Parti iktidarı döneminde inşaat. İnşaat.
bütün ekonominin motorunu buna bağladılar. Yani inşaat çalışacak, işte buna bağlı 50 sektör daha bilmem üretim yapacak, ekonomi canlanacak, büyüme gelecek falan filan diye. Biz de bunun karşısında hep şunu soruyoruz. Dedi ki kardeşim tamam da bir yer gelecek ki artık inşaata doyacağız. Sonra nasıl büyüyeceğiz? Bunu bir kenara koyalım. Türkiye'de o ara eleman dediğimiz eleman var ya, inşaat işi yapabilecek usta yetiştiren okullar var mı? Yani işte elektrikçi, tesisatçı, betoncu. Kaç okul var ya da böyle? Sırf mühendis iş bitmiyor ki. Vallahi onları incelemedim ama yani var. Yani var mı? Ara eleman var. Yok değil. Ama okulu var mı? Okul da var. Var mı? Fakat ne kapasiteleri nedir bilmiyorum. Benim bildiğim çok az çünkü onlar. Ben daha ziyade üniversitelerle ilgilendim. Yani geçen demin şey oldu, laf karıştı. Üniversite bakın 2020 itibariyle bunlar resmi rakamlar. 93'ü devlet üniversitesi, 34'ü vakıf üniversitesi Kıbrıs hariç olmak üzere inşaat mühendisliği eğitimi veren bölüm sayısı 127. Evet. Şimdi biliyor musunuz? Bu kadar bölüme nasıl öğretim üyesi bulacaksınız? Hem de kaliteli. Bulamıyorlar zaten. Bulamıyorlar tabii. Yani bu çok büyük bir sorumsuzluk ya, bunu bu hale getirme. Çok zaten hocam son zamanlarda şimdi bunların bazılarını kapatmak zorunda kaldılar. Evet. Çünkü talep de yok artık. Evet. Yani şu andaki açık şeyi bilmiyorum. Peki hocam yine insana çok merak ettiğim şey. Bir binanın depreme ne ölçüde dayanık olduğunu içindekiler nasıl bilebilir? Orada yaşayanlar nasıl bilebilir? Bunu ölçmenin bir metodu var mıdır? Veya neye bakarak görebilir? Çünkü anladığımız kadarıyla binaların müteahhitlerin verdiği vaatlere göre bakamıyorsunuz. Hayır. O binanın şartnamesi göre de bakamıyorsunuz. Çünkü şartnameye uygun mu değil mi siz denetleyemiyorsunuz da bunu göremiyorsunuz. Nasıl anlaşılır bir bina? Şimdi tabii yani şunu söyleyeyim, biz hep olaya tersten giriyoruz. Bu binayı biz niye iyi yapamıyoruz diye onu sormamız lazım. Yani önce onu tanımlayalım, ondan sonra zaten onun öbürünün cevabı gelir. Şimdi efendim lütfen 4 numaralı slide şey yapabilir miyiz? Dört. Evet. Geldi. Şimdi efendim ben burada bir şematik bir şey gösterdim. Evet. Bir akış şeması. Hı hı. Konu yapı süreci. Yapı prosesi nedir? İki kısımda bunu inceleyebiliriz. Bir tanesi proje süreci var. Hı hı. Bir tarafta da inşaat süreci var. Sol tarafta proje süreci neyi içerir? İki ana fonksiyonu içerir. Bir tanesi projenin yapımı. Yapılması. Birisi çizecek onu. Efendim? Birisi çizecek hesaplarını, kitabını. Evet, hesaplarını yapacak. Bakın deprem hesapları, deprem mühendisliği hesapları normal diğer hesaplardan çok daha sofistike, daha karmaşık. Çünkü küçük depremlerle uğraşmıyoruz biz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Muazzam. Büyük güçlerle uğraşıyoruz. Ve Türkiye'nin çok büyük bir kısmında deprem hesabı nihai olarak tasarımı tayin ediyor. Tayin edici faktör deprem hesabı. Onun için çok iyi bilmeniz lazım. Bunun için çok iyi üniversite eğitimi almanız lazım. Hatta bugün artık master yapmanız lazım. Bugün muazzam büyük binalar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Bunları normal lisans eğitimiyle yapmak mümkün değil. Master yapmak lazım. Master neredeyse deprem mühendisliğinde bir zorunluluk hale geldi. Artı bu da yetmez. Yani eğitimle olmaz bu iş. Biraz ter dökeceksiniz, çalışacaksınız, yanlış yapıp doğrusunu öğreneceksiniz. Tecrübe. Bu öyle hemen de kullanılacak bir şey değil. En az 5 yıl, 10 yıl çalışacaksınız. Hocam lafınızı keseyim. Hatırlarsınız teknik üniversite 6 seneydi. Evet. Yüksek mühendis bizim zamanımızda 5 seneydi. Biz 5 sene okuduk. Evet. Ve sizler yüksek mühendis olarak yüksek mezun. Mühendis yani olarak. Master'ını yapmış olarak evet, mezun oldunuz. Evet, evet. Ama onun da ötesinde efendim. Yani kredi sayısına bakarsanız, haftalık ders sayısına bakarsanız, biz şimdikilerden en az %50 daha fazla ders. Cumartesi günü bile ders gördük. Evet, evet. Yani Bozkurt Güvenç rahmetli bana dedi ki ben MIT'ye gittim dedi. Oradan baktılar ki dedi benim matematik bilgim oradakilerin hepsinden fazla dedi. Teknik üniversitede aldığımız derslerdi bunlar. O zaman öyleydi efendim. Evet. Amerika'da bir profesör bana hiç unutmuyorum tanıştığımda ünlü bir profesör. Hangi üniversitedensiniz dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Aa dedi orası bilirim dedi. Türkiye'nin MIT'sidir dedi. Ama doğru. Hakikaten. Doğru yani sizlerin yetiştiği dönem hakikaten müthişmiş. Doğru. Doğrudur efendim. Çok disiplinli bir eğitim gördük. Öyleymiş. Efendim. Evet. Evet. Şimdi şeye devam ediyorduk ama. Devam ediyorduk. Arkadaşlar görüntü gösterin tekrar. Alalım görüntüyü.
Şimdi proje sürecine bakıyoruz. Projenin yapımı var. Evet, ne kadar tecrübeli olursanız olun, ne kadar iyi proje yaparsanız yapın, bunu birisine mutlaka kontrol etmesi gerekir. Bu iş çok ciddi bir iş çünkü. İnsan hayatını ilgilendiren bir şey yapıyoruz. Gördük işte. Evet. Birisinin titizlikle kontrol etmesi lazım. Kimin? En az projeci kadar konuyu bilen, konuya hakim birisinin kontrol etmesi lazım. Öyle kontrol yalap şap, yüzeysel de olmayacak. İcabında matematik model kuruyoruz. İcabında bağımsız olarak matematik modelini kurup bağımsız olarak çözüm yapman lazım. Çünkü şimdi bilgisayar çağında kapalı kutu gibi şeyler. Bir sonuç veriyor sana adam. Acaba doğru mu yaptı bu adam? Gerçi modelini inceliyorum falan ama en iyisi ben kendi modelim. Bakın bunlar böyle yapılıyor. Bu da bayağı önemli bir hizmet. Yani neredeyse proje hizmeti kadar bir denetim hizmeti olması lazım. Bunun da bedeli vardır. Şimdi bu noktada Türkiye'de neredeyiz? Projeyi yapan, işte anlattık. Dün mezun olan çocuk yarın proje yapıyor. Proje denetimi şu anda kanun gereğince, 2001'de çıkan yapı denetim kanunu gereğince yetkilendirilen yapı denetim firmalarının sorumluluğu altındadır. Aynı zamanda... Bu firmalarda çalışacak mühendislerin yetkinlik denetimi yapılıyor mu? Efendim onu söyleyeceğim. Bitireceğim, şimdi oraya gireceğim zaten. Projeyi de kontrol etmeleri lazım. Tabii inşaatı da kontrol etmeleri lazım. Bakın, o da bir mühendislik hizmetidir. İnşaatı kontrol, şantiye kontrolü yani. Yapı denetim sistemi, Türkiye'de kanun bu ikisini de kapsıyor. Yani denetim deyince hem projeyi anlıyor, hem inşaatı, şantiyeyi anlıyor. Fakat ister inanın, ister inanmayın. Türkiye'de yapı denetim firmaları proje denetimi yapmıyor. Nasıl? Zaten yapamaz ki. Çünkü kalifiye elemanı yok. Yani orada denetçi diye tabir ettikleri kişinin kualifikasyonu yok. Belli bir süre mühendislik yapmış herkese denetçi belgesini veriyor bakanlık. Hatta şunu söylüyorum, burada da yazdım. Emekliliğinde biraz harçlık kazanmak isteyen emekliler gidip orada imza atıyorlar. Yine en azından bir tecrübe vardır orada daha. Ama bilmiyor ki, adam projeci falan değil ki. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman demek ki denetçi olabilmek için ayrı bir sınav, belki ayrı bir eğitim. Efendim, aslında yetkin mühendisliğe geliyoruz zaten şimdi. Bakın adım adım geliyoruz. Şimdi bu, bir de şunu söyleyeyim. Bakın kırmızıyla gösterdiklerimi aşağıda mühendislik hizmetleri olarak topladım. Hı hı. Bu üç hizmet aslında bina sürecinin, yapı sürecinin mühendislik hizmetlerini oluşturur. Öbür tarafta müteahhitlik hizmeti. Ama bunlar kağıt üstünde zaten yok mu? Var zaten bunlar hepsi kağıt üstünde. Kağıt üstünde. Türkiye'de kağıt üstünde her şey vardır, her şey efendim. Var. Eksiğimiz yoktur maşallah. Kağıt üstünde her şey yapıyor. Ama gerçekte bir şey yok. Fiktif şeyler bunlar. Peki hocam şimdi madem bunu böyle konuşuyoruz. O zaman şuna da bakmak gerekmez mi? Şimdi yine müteahhit furyası başladı. Yani yağmacıları nasıl linç ediyorlarsa yarın da bir grup müteahhiti yine linç edecekler. İşte Veli Göçer bunun en 99'daki örneği. Başka kimse bir şey yok. Van'da da bir tane müteahhit gitti galiba. Bu bir konu. Bir, bilemediniz. İki, üç sembolik müteahhidin üstüne kalacak. Bir de medya bunların tipine bakacak. Tipi en ne diyeyim tabirimi hoş görsünler. Tipi en bozuk olanı da işte bu müteahhit diyecekler 3-5 tanesine. Kurtulacak. Peki bunda imzası olan, bu projeyi yapan, bu projeyi denetleyen, bu projeyi onaylayan, bu projeye ruhsat verenlerin hiçbir sorun olmayacak mı? Yok mu? Olacak, olması gerekir. Ama olmuyor pratikte. Hı-hı. Çünkü en kolayı müteahhidi suçlamak. Hı-hı. Ha şöyle bir şey var. Türkiye'de kanuna göre, ya genel kurallara göre, müteahhit her şeyden sorumludur aslında. Müteahhit projeden de sorumludur. E doğru tabii. Doğru. Çünkü onu kontrol ettirmesi gerekir. Bu yanlış bir şey değil. Ama ben şu soruyu sorayım size, sizin sorularınıza karşı. Projeyi acemi mühendise yaptıran, proje denetim sistemini tamamen göz ardı eden sistem, yönetim sistemi suçsuz değil midir? Asıl o suçludur. Asıl suçludur. Esas zaten benim söylemek istediğim bu. Evet. Yani biz şimdi aşağıda bir takım adamları şey yapıyoruz. Bu adamlar kendi çaplarında suçlu. Suçlu. Evet ama yani müteahhit. Suçu büyüğü kimdi? Ama belki de müteahhidin suçu öbüründen daha az yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ne yapsın adam? Birisi de yetki vermiş devlet. Adam para vermiş, proje yaptırmış. E kontrol eden zaten kimse yok. O bilmiyor ki müteahhit. Yani bilmesi lazım ama
Bilmiyor şu anda Türkiye'deki düzende. Çünkü müteahhitin herhangi bir yetkinlik belgesi yok. Hiçbir şey yok. O da tüccar ya, başka tüccar, bir şey değil. Aynen. Ha ben, ha bakkal, yani ha müteahhit. Adama sadece ticaret odasına üye ol diyoruz. Başka bir şey değil. Zaten bakın ben buradaki başlık müteahhit eşittir tüccar yazıyor. Evet. Başka bir şey değil. Halbuki müteahhitlik öyle bir şey değil. Bir uzmanlık işidir müteahhitlik. Gerçi İTÜ, ODTÜ mezunu çok önemli müteahhit firmalarımız da var, o ayrı. Türkiye bir tezatlar ülkesi. Evet. Türkiye'de ben efendim endüstride de çalıştım. Ben Sezai Türkeş Feyzi Akkaya grubunda 10 yıl çalıştım. Yani, mekteplilerinizin şirketinde. Evet. Yani Türkiye'nin yüz akı şirketlerindendir. Evet. Yani başka böyle şirketlerimiz de var. Şarık abiyi tanır mıydınız? Tanırım tabii. Evet. Rahmetli. Rahmetli. Evet, evet. İçinde yatsa. Ama ne, onlar da ne kadar iyi yetişmiş adamlar. Efendim, tabii işte söylediniz, işte teknik üniversitenin eski jenerasyonu, evet. Bizden de daha eski jenerasyonu. Ben Feyzi Akkaya'yı tanıdım. Sonra da bana şeyini hediye etti, hatıralarını, onu okudum. Evet. Ya o müthiş, ne muhteşemmiş. Ya. Tabii, yani evet. Ama mektep de muhteşemmiş. Evet, doğru. Şimdi efendim, yani sonuç olarak bu mühendislik hizmetlerini biz kesinlikle beceremiyoruz. Bakın bu proje çok önemlidir. Proje ne bakımdan önemlidir? Şimdi bakıyoruz hasar şeylerinden, örneklerinden. Bazılarının işte krokileri, kat planları sağdan sola dolaşıyor. Önce taşıyıcı sistemi depreme dayanacak şekilde teşkil etmek, düzenlemek lazım. Bu böyle kendiliğinde olan bir şey değil. Zemin peki burada? Efendim? Zemini de göz önüne. Bir dakika, zemine geleceğim. Önce üst yapının, her katın bir kalıp planı diye bir şey vardır. Burada düşey taşıyıcı elemanlar var, kolonlar var. Mimariden gelen bir şey var zaten. Ama sadece mimar oraya bir takım kolonlar yerleştirir. Fakat bu kolonların yeri de yanlış olabilir. Boyutları da, tahmin edilen boyutları da yetmeyebilir. Bir takım perdeler koymak gerekebilir. Yani bunun tecrübeli mühendisler artık sistemi biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu taşıyıcı sistemi iyi kuramazsanız, İstediğiniz kadar iyi hesap yapın, o bina yıkılır. Böyle bina arkadaşlar bulmuşlar. Ama dedim, bu hesap bu taşıyıcı sistemi kurmak için değil mi? Hayır, taşıyıcı sistem bakın analizden bağımsız bir şey. O ancak tecrübeyle mühendisin kendi kendine karar vereceği bir şey. Ben buraya bir perde koyacağım. Niye? Ha, şuradan şu doğrultuda gelen bu şeyler bir takım ön hesaplar yapar mühendis. Bu geri kalan kolonlar bunu kurtarmıyor. Bu temel için bahsediyorum. Temeli. Hayır efendim, yukarı doğru çıkan perde dediğimiz büyük ince uzun kolon. Mesela böyle kutu şeklinde perdeler yaparız. Asansör ve merdiven kovasının, evet, etrafında onlar mesela çok önemlidir. Şimdi yani taşıyıcı sistem nerede kolon olacak, nerede perde olacak? Kirişli olacak, kirişler olacak. Bunları birbirine bağlayan, çünkü bu sistem bir bütün olarak çalışır. Bunların kuralları var. Anlatabiliyor muyum? Ama bunların hesapla ilgisi yok. Bu büyük ölçüde tecrübeyle, tabii hesap bunu zaten verifiye eder. Doğru dürüst bir şey kurmazsanız, iyi bir hesap yaparsanız ama kötü bir sistemde zaten hesap... Peki hesap buna yaramıyorsa hesap neye yarıyor? Bir dakika ben sırayla anlatıyorum. Önce iyi bir sistem kuracaksınız. Ondan sonra o sistemi analiz edeceksiniz. O sisteme depremde ne tür etkiler geliyor? Ne tür iç kuvvetler doğuyor? O sistem ne kadar deforme oluyor? Hepsini biz bundan hesaplıyoruz. Hesap orada içine giriyor tabii. Kesidin içindeki zorlamalar, deformasyonlar. Yani bir betonarme, bir kolon eğilmeden dolayı burada beton eziliyor, burada çelik uzuyor. Bunların gerilmelerini ne kadar olacak? Bunların ben limitlerini biliyorum. Aslında hakikaten oldukça ayrıntılı, bugünün imkanlarıyla bayağı sofistike hesaplar yapıyoruz. Onun için bu iş biraz giderek karmaşıklığı. Bunu da yapmak zorundayız. Çünkü giderek yüksek, daha yüksek binalar yapıyoruz. Bu. Peki alçak binanın deprem riski daha mı azdır? Bakın genelleyemem ben bunu. Alçak binanın deprem riski eğer kötü yapılmışsa, kötü taşıyıcı sistemi varsa... Alçak binayı depreme dayanıklı yapmak için daha kolay bir mühendislik gerekiyor. Tabii daha ufak bir şey tabii. Yani onun kuralları daha kolay. Hesabı yani daha mühendise kolay. Güvenmiyorsan azından alçak yaptır. Efendim? Mühendise güvenmiyorsan bina alçak olsun. Mümkün değil ki. Onu karar veren ekonomi. Yani bu dünyada, Türkiye'de, İstanbul'da arsa kıtlığı var. İnsanlar devamlı yüksek bina yapmak istiyorlar. Yani şimdi bakın son 20 yıl içinde kaç tane
Ve ne kadar çirkin binalar yapıldı, evet. Allah muhafaza. Yani, peki hocam, şimdi bu hesapları benim yapmam mümkün değil. Bizi izleyen, bugün şu anda 1000 kişi varsa 1000 kişinin, 1 milyon kişi varsa 1 milyon kişinin, mümkün değil. Ben binaya girerken geldim, ev alacağım. Neye bakacağım hocam? Ben neye bakayım? Bakın, hiçbir şeye bakamazsınız. 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 Bu iş bir kapalı kutu. Anlatıyorum deminden beri. Projesini birisi yaptı. Ama ya kontrol etmedi. Bu benim işim değil. Bu belediyenin, bu başkasının işi. Ona bakmak o zaman. Bakın, en doğrusu bugün modern ülkelerde de yapılan şu 3 tane hizmet var ya, kırmızıyla gösterdiğim. Bunu aslında aynı firmalar yapar. Batı'da büyük firmalar var. Türkiye'de karakende çalışıyoruz. Tek bir mühendis çalışıyor. Bir tane kompütür alıyor. Bir tane uydur kaydır inek sucuk programı alıyor. Yani aslında belki Türkiye'de, lafın gelişi söylüyorum, 20 tane firmaya bu lisansı verilmeli. Bu firmalar 20 firma çok... yetmez. Türkiye çok büyük ülke. Yani hani aşırı büyük firma belki olur da, ama yani orta büyüklükte var. Var, yok değil. Mesela 100 mühendis çalıştıran firmalarımız onu var. Diyorum. Bunlar yani yavaş yavaş tane, artıyor. 50 diyelim. 50... Hayır, yüzlerce. Hocam her şeyi mi kızıyorsunuz? Yani peki, ihtiyacınız yani büyük. Siz Ersan Şen gibi oldunuz, yemin ederim ki. Efendim? Ersan Şen gibi oldunuz. Her şeye mi kızıyorsunuz benim? Yok canım. Yok. Aa, özür dilerim. Biraz kendimi kontrol mü etmeliyim? Estağfurullah hocam. Yani şunu demek istiyorum. Bu hizmetler doğru yapılmazsa bunların iyi bir şekilde yapılmazsa, şimdi bir evi aldıktan sonra bunlar acaba iyi yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunun belgesi nerede? İnşaat mühendisi yetkin mi, mühendis mi? Değil. Kontrol edildiğine dair bir rapor var mı? Hocam, sizi biraz daha dinlersem çıkacağım, çadıra yerleşeceğim. Olur. Ama yani başka çare yok. Durumu çünkü. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Evet, durum bu. Bu kitap durum karşında. Sonuç olarak bir ev aldığınızda acaba bu sağlam mı değil mi demenin şimdi biz tersten şeyini yapıyoruz. Hocam valla eskiden hani müteahhit içinde otursa sağlamdır derdik. İzmir'de müteahhit içinde öldü binanın. Yani o da güvenli. Müteahhit suçsuz olabilir çünkü proje yanlıştı. Ama bakın o inşaat tarafına ayrıca geleceğim, tabii çok uzun bir şey olduğu için sabaha kadar konuşuruz. Şimdi sizin sorunuza cevap vereceğim. Yani siz bir ev aldınız, bu binanın nasıl yapıldığını, dediğim gibi projesini, kimin yaptığı, projesinin kontrol edildiği, verifiye edilmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Peki hocam, şimdi inşaat alanları var. Belediyeler alanları inşaata açıyorlar. Koca koca alanlar bunlar. Gerçi Türkiye'de temel sorun bu zaten. Devlet arsa üretmekle mükellef olmasına rağmen bu arsayı üretmiyor. Evet. Ama belediye biri inşaat, diyor ki sen buraya inşaat yapabilirsin. Oranın zemin etüdünü kim yapmalı? Belediye yapmak zorunda değil mi? Efendim, bu iş... Şöyle, şimdi biz inşaat aşamasını konuşuyoruz. Ama bundan önce bir kent planlaması, şehir planlaması şeyi var, aşaması var. O tabii belediyenin görevi normal olarak. Hem zemin etüdünü müteahhit mi yaptırmalı? Şimdi, yani kent yoksa zemin müteahhit zeminin ne olduğunu bilerek mi oraya gitmeli? Bir kere zemin etüdü, hocamın ifade ettiği gibi jeolojisi ve genel manada çok detaylı olmamak kaydıyla zemin yapısının haritalanması lazım. Bunu işte mikro bölgeleme diyoruz. Şimdi Türkiye'de mikro bölgeleme işleri yapılmaya başlandı. İstanbul için de mesela Japonlar JICA çerçevesinde önce, ama İstanbul'un tümünü kapsamıyor ama Avrupa yakasının önemli bir kısmını, daha sonra da bunlar da hep bu kitapta belgelenmiştir. Daha sonra da Asya yakasının da yine önemli bir kısmını yaptılar ama eksikler var. İyi kötü biliyoruz. Verilerini nereden aldılar hocam? Efendim şöyle, orada aslında o zamanki belediye yönetiminin yaptığı şöyle bir şey var. Binlerce sondaj yaptılar. Muazzam, evet. Muazzam para harcadılar. Ama yani hakikaten dünyada herhalde bu kadar yoğun bir kampanya az yapılmıştı. Bu Sovyetler Birliği'nde yapıldı ve o yüzden Sovyetler Birliği battı, biliyorsunuz. Yani hocam, yani globalde olsa bunlar çok detaylı olmayabilir. Adam fakat, gibi jeolojik haritanız yoksa, evet. Sondaj hiçbir şey ifade etmez. Tabii. Haklısınız. Yani peki hocam, siz bir ara verirseniz inşaattan biraz çıkalım. İçim karardı inşaattan.